Merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu akşamı sizlerle beraberiz. Bugün konuğum Onur Karaoğlu. Onur ile ben Microsoft, hatta üniversitede tanışmıştım galiba. Aynen. Sonrasında biz beraber aynı gün Seattle'a taşındık. Aynı gün Microsoft'ta işe başladık. Onur Cloudflare'de Engineering Manager olarak çalışıyor. Bugün kendisiyle kariyerini network üzerine nasıl inşa ettiğini, işte çıraklık döneminden işte kalfalık dönemine, oradan ustalık dönemine nasıl geçiş yaptığını ele alacağız. O zaman Onur, hoş geldin. Merhabalar. Ben de bu kanalın takipçisi olarak bugün katılmaktan gayet memnunum. Özellikle Ahmet'in bahsettiği gibi önce ben biraz kendi kariyerimden, geçmişimden bahsetmek istiyorum. Ondan sonrasında sizlerle biraz network engineering nedir, ne değildir, neye benzer bunu konuşabiliriz. Sonrasında da çalıştığım şirketlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Hani ilgi varsa bu konulara. Sonrasında da aslında büyük ölçüde Q&A şeklinde devam ettirebiliriz. Eğer sorularınız varsa bizle paylaşın. Ahmet'in bahsettiği gibi aslında bizim tanışıklığımız belki FriendFeed Twitter'dan başladığı zamanında. Sonrasında Ahmet üniversitedeyken ben o zamanlar Google'da İrlanda'da çalışıyordum. Bir Türkiye ziyaretindeyken Bilkent'te buluşup bir kahve içmiştik. FriendFeed'den çıkıp ilk gerçek yüz yüze tanışmamız orada başladı. Sonrasında da aynı gün Seattle'a taşınıp Microsoft'ta çalışmaya başladığımızdan beri yaklaşık 12 senedir Ahmet'le yakın bir şekilde tanışıyoruz diyeyim. İstersen biraz ben kendimden bahsedeyim öncelikle. Evet, yani şeyden bahset bence. Hani işte liseyi nerede okudun, üniversiteyi orada okudun, nerede Ben okudun oradan başlayalım. doğma büyüme büyük ölçüde Ankaralıyım. İrlanda'ya taşınana kadar Ankara'dan çok ayrılmadım. Lisede büyük kolejde okudum. Sonra üniversitede Bilkent'te, sonra da ODTÜ'de master yaptım. Üniversitede ben elektrik elektronik mühendisliği okudum. Sonrasında çalışmaya başladım ki o benim network engineering ya da network mühendisliğine girişim bu şekilde oldu. Biraz ondan da bahsedebilirim ama büyük rastlantılar üzerine başlamış bir kariyer diyebilirim rahatlıkla. Sonrasında çalışmaya başladıktan sonra da ODTÜ'de bilgisayar mühendisliğine geçtim master'da. Biraz orada master yaptıktan sonra da Google'a İrlanda'ya taşındım Google'da çalışmak için. Yaklaşık bir 3 sene kadar İrlanda'da Google'da kaldıktan sonrasında önce Microsoft'a Seattle'a geldim. Sonra Microsoft'ta uzunca bir süre 7 yıla yakın çalıştık. Ondan sonra Uber bir 3 sene. Ondan sonra da 2,5 yıldır yaklaşık da Cloudflare'de çalışıyorum. Cloudflare'e kadar her IC tabir ettiğimiz Individual Contributor olarak çalıştım. Cloudflare'de Engineering Management rolüne geçtim. Biraz bunlardan bahsederiz. Bu geçişler nasıl oldu? Benim bu kararları alıştaki beklentilerim, düşüncelerim, motivasyonlarım neydi? Bunlardan bahsetmek isterim. Umarım sizlere de faydası olur bu tür bir konuşmanın. İlk olarak Türkiye'deyken master sırasında ve belki bir yıllık doktora sürecinde Metexan Sistem diye bir şirkette çalışıyordum ben. Şu anda zannediyorum kalmadı. Belki bir şekilde devam ediyor olabilir. Çok emin değilim açıkçası. Ama üniversite 4. sınıfın dönem tatilindeyken o zamanlar işte iş başvurularını yapmaya başlamıştık. Bir şekilde ben de Metexan Sistem'le de görüşmüştüm. Master yapacağım için Ankara'da işlere bakarken. Neyse burada da Metexan Sistem'in altındaki internet servis sağlayıcısı Metexan.net'le görüştüm ben bir Yani şekilde. o zaman Türkiye'de ISP'lik, Evet. Türkiye'de ISP'ydi değil mi Metexan o Aynen zaman? o Evet. zamanlar işte kurumsal bir ISP'ydi Metexan.net. Dönem arasında işte birinci dönemle ikinci dönem arasındaki tatilde görüştüm Metexan'la. Başka şirketlerle de görüştüm. Ama okul bittiği gün olabilir yani belki bittiği haftanın içinde bu Metexan Sistem beni geri aradı. İşte böyle bir görüşmüştük yani bizle çalışmak istiyor musun hala gibisinden. Ben de bir şekilde orada başladım. Böylece Network Engineering, Network Mühendisliği kariyerime böyle girişim bu şekilde olmuştu. Ondan beri de bir şekilde ben bu yolda ilerlemeye devam ettim. Biraz Network mühendisliği nedir'den bahsedebiliriz. Hani onları anlatmak istiyorum. Türkiye'de gerçekten büyük ölçüde network mühendisliği biraz IT'ye indirgenebilecek seviyedeydi desem çok yanlış olmaz açıkçası. Yani kurumsal bir ISP burası. Müşterilerimize internet servisi sağlıyorduk ama hani bunu yaparken işlettiğimiz teknik altyapı çok da komplike bir yer değildi açıkçası.
Ama belki iyi olabilecek şeyi bu süre içinde ben kendimi geliştirme ve hani ilgimi çekecek konularda ne yapabilirimi biraz düşünme fırsatım oldu orada çalışırken. Bir yandan da master'ımı sürdürüyordum. Fakat daha sonrasında asıl gerçekçi bir mühendislik kariyerine açıkçası Google'da başladım ben. Google'a geçtiğimde. Ve bu Aslında Google'a geçmeden önce yani Meteksan sistemdeki o işlerin çoğu hani IT diye nitelendirebileceğin hani kablo çıkar tak ya hani da işte ne bileyim router'ları konfigür et şeklinde evet miydi? hani kablo çıkar takı yoktu belki ama router'ları konfigüre et. Hani ben gerçekten bunlara başladığım zaman da bunları yaratacak bir infrastructure as a code ya da hani otomasyon configuration management tool'ları bile hani bu tür konseptler bile çok yabancıydı diyebilirim. Hani çoğu şey manuel bir şekilde ilerletiliyordu. Hani sadece networking protokoller, bunlar nasıl çalışır, router'lar ne yapar, ne eder'i biraz yakından öğrenme fırsatım oldu sadece o zaman da. Daha sonrasında hani Google'a geçtiğim zaman gerçekten büyük bir teknik altyapı nasıl işletilir burada yapmaya başladım ben. Ya aslında Google'a geçiş nasıl oldu? Biraz ondan Evet, bahset. biraz ondan Sene konuşalım. kaç? İşte nasıl oldu? Sene 2008. Sene 2008'de işte o zamanlar master'ımı bitirdim. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken o zamanlar gerçekten Google networking takımını büyüttüğü zamanlardı. Hani daha öncesinde benim aklımda belki Google'da bir network engineering takımının olacağı bile belki çok fazla yoktur. Hani sorsanız aklıma gelebilirdi. Ama benim kafamda böyle bir şey çok yoktu. Gerçekten o zaman ilginç bir şekilde ilk benim Google'ın benim radarıma girme şekli gazetelerin iş ilanları sayfasında ilanını gördüğümde başladı. Neyse bunu gördükten Nasıl sonrasında yani? gerçekten Hangi gazete abi tam yanlış olarak? hatırlamıyorsam Hürriyet'teydi. Hürriyet'in eklerinden bir tanesinde işte iş ilanları bölümü vardı ve orada ben Google'ın ilanını gördüğümde bunu da ilginç olabileceği aklıma yatmıştı hani. Yani yayından sonra videonun başlığını gazetedeki iş ilanından Google'a giren mühendis olarak Ama tamam değiştireceğiz. hani onu gördükten sonra ilgimi çektikten sonrasında ve de hani yine belki bu kısmı anlatmakta fayda var. Direkt LinkedIn üzerinden işte Google'da bir tane recruiter aradım, buldum. Onunla görüştüm. Sonrasında bu recruiter beni network takımının recruiter ile intro etti. Sonra onlara işte başvurumu ilettim ve bu şekilde başladı. Öncesinde telefon mülakatları, daha sonra on-site mülakat ve bunları geçtikten sonra da işte offer'ımızı aldık ve İrlanda'ya gittim hani. Google'daki kariyer bu şekilde başladı. Biraz o kısımdan bahsedebiliriz belki. Yani dediğim gibi Google benim ilk gerçek anlamda bir mühendislik yaparak online altyapı işletme kariyerimin başladığı yer olabilir. Burada yaptığımız şey büyük ölçüde Google'ın temelde network altyapısını ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi wide area ya da işte geniş ağ networkleri, bir tanesi de data center network'ü ve belki de Google'ın en o zamanlar kendi açılarından ticari avantaj sağlayan tarafı büyük ölçüde oydu. Google ilk kurulduğu zamandan sonrasında networking ihtiyacı büyüdükçe ve de gerçekten bu boyutta bir data center'ı işleten ilk şirketlerden biri olduğu için bir yerden sonrasında marketteki kendine available donanımlar yetmediği ya da en azından ticari olarak feasible olmadığı için kendi donanımlarını üretmeye, kendi protokollerini yazmaya başladı. Ya sene kaçlarda oluyor? Yani Google kendi network hardware'ini üretmeye başladığı dönemlerde. Ben girdiğimde bu yeni yeni başlamıştı. Ben geldiğimde Evet. ilk bunun ürünleri vardı. Hani Ta hatta 2008'de o falan. zamanlar gerçekten bu konular şeydi. Çok gizli tutulan konulardı. Daha sonrasında diğer oyuncuların bu alana girmesiyle birlikte herkes hafif hafif bunları biraz açmaya, biraz daha paylaşmaya başladıktan sonra şimdi arasınız görebilirsiniz. O zamanlar Google'ın Firehose diye bir ne diyelim jenerasyonu vardı bu network donanımları için. Bu yine belki çok fazla detaya girmek iyi olmayabilir, kafa karıştırmak istemiyorum ama Broadcom'dan kendi çiplerini, ASIC'lerini alıp bunun packaging'ini kendileri yapıp üzerine yazılımı kendi yazıp işlettikleri data center switch'leri vardı. Neyse.
Bunlarla data center networking tarafı bunlarla çalışıyordu. Ben bunlar üzerine çalıştım. Büyük ölçüde bunların otomasyonu, konfigürasyon yönetimi için kullandığımız tool'lar ve yani yaptığımız işlerden en önemli tarafı belki de şeydi. Bir outage yaşadıktan sonra bunun bir daha olmaması için neyi fix etmemiz lazım? Buna bakalım, onu fix edelim. Bu tür şeylerle uğraşıyordum hani. Yani Yani biraz biraz SRE SRE kültürü kültürü falan falan var var aslında. aslında Tabii ki bu yani engineering içinde. ben girdiğim zaman Google'da network takımı direkt olarak SRE'nin altında değildi. Ama çok yakın bir zamandan sonrasında direkt SRE'nin altına girdi ve aslında bir SRE takımıydık. Yani yaptığımız iş nasıl bir storage'ın ya da compute'un SRE'si varsa o zaman ya da belki daha yüksek seviye servislerin de SRE'si varsa sonrasında takımın adı zaten Network SRE'ye, Network Reliability Engineer'e değişti. Yaptığımız iş aslında Networking SRE'ydi büyük ölçüde. Ya Ya şeyi şeyi anlamaya anlamaya çalışıyorum. çalışıyorum. Yani Yani başka başka şirketlerin de şirketlerin de data data center'ları center'ları var. var. Yani 2008'de Microsoft da vardı, Apple'da Apple'da vardı. vardı. İşte İşte hatta hatta herhalde herhalde TuSAN 2080 Facebook Facebook da da vardı. vardı. Ama Tabii bunların bunların network network yaklaşımı yaklaşımı ne da mesela? mesela Google'ın Google'ın network network yaklaşımı yaklaşımı nasıl? nasıl? Yani Alıyorsunuz alıyorsunuz router'ları, router'ları, işte switch'leri switch'leri kuruyorsunuz kuruyorsunuz şey şey data data center'da. center'da. Sonra Sonra bunları bunları yönetiyorsunuz. yönetiyorsunuz. Mesela Mesela oralardaki oralardaki farklılıklar farklılıklar felsefe felsefe olarak olarak nasıl nasıl Google'da? Google'da? Google'da o zamanlar belki diğerlerinden farklı olabilir ama aslında düşünürsen Facebook da başlangıcından beri Google'la aynı mantıkla başladı. Hani ilk kurulduğu zamandaki paper'larına baktığın zaman çok çok kısa bir süre belki ufak bir altyapı işletme mantığıyla başlayıp özellikle Facebook'ta da çok hızlıca evrildi. Microsoft'ta ben girdiğim sırada yine belki biraz daha eski yaklaşımla yürütülüp sonrasında Microsoft da bu alana girdi. Amazon yine benzer. Hatta Amazon'un gittiği çok daha low level seviyeler var. Belki ondan konuşabiliriz ilginç bir şekilde. Amazon hatta kendi networking çiplerini bile dizayn ediyor. Onların başladığı ilk zamandan beri tamamen dışarı bağımlılıklarını azaltmak için çiplerini bile kendileri tasarlayıp o çiplerle kendi data center'larını işletiyorlar. Bu tür farklılıkları var. Google'ın yaptığı bu alandaki ilklerden biri olması nedeniyle burada ilk yolu açan şirket olması ama daha sonrasında herkes bu hyperscaler türündeki ortamlara evrildikçe herkesin yaklaşımı mororle hani az çok aşağı yukarı birbirine benzemeye başladı. Hani kullandıkları donanımlar arasında fark olabilir. Belki kimisi kendi data center'ını her yerde kendileri build etti. Kimisi sadece birinden alan ve elektrik satın alarak kendileri kurdu ama günün sonucunda yaptıkları iş bir online altyapı işleten bir şirket olarak bir SRE şeklinde, SRE organizasyonu şeklinde nasıl network'i işletebilirse döndü. Ya Ya o o zamanların zamanların Google Google ile ile bir bir de de bu bu zamanların zamanların Google Google arasında arasında nasıl nasıl bir bir fark fark var var onu onu merak merak ediyorum. ediyorum. Yani Yani ben ben Google'a Google'a girdiğimde girdiğimde 2010 kaçtı? 7 7 falandı. falandı. Ya 2017. Ya 2017'de 2017'de artık artık Google'ın Google'ın biraz biraz statüsü statüsü kaçmıştı. kaçmıştı. Hani eski Olabilir. Google Google değildi. değildi. O Yine bariz hatta mesela. zaten senin o konudaki bir yine yayının vardı. Hani Google'da çalışmanın artıları eksileri gibisinden. Açıkçası ben de Google'dan ayrıldığım zaman 2012 idi. Yani bir yerden sonrası için ben de çevreden duyduklarım itibariyle konuşabilirim ama hani bu konuyu Google'a indirgemekten çok aslında hakikaten bütün şirketlerin belki içinden geçtiği fazlar olabilir bunlar. Yani kimisi kurulduğu zaman da daha küçük, daha lean bir şekilde ilerlerken belli bir boyuta geldikten sonrasında her şeyi daha oturmuş hale getirmek, daha reliable hale getirmek için belki risk almaktan kaçınmak en doğal içgüdüsü şirketlerin. Dolayısıyla bu her şirkette görebileceğiniz bir şey ama bundan da çevresinden dolanmanın yolları olabilir. Kariyerinizdeki şu an hangi stage'de olduğunuza göre belki. Hani benim de şu anki gördüğüm şey bu açıkçası. Ya Ya şimdi şimdi aslında aslında Microsoft Microsoft dönemlerini, dönemlerini Azure'da Azure'da çalıştığım çalıştığım dönemlere dönemlere girmeden girmeden önce önce şeye şeye gelmek gelmek istiyorum. istiyorum. Yani Yani nasıl bir nasıl bir yoldan yoldan geçtin geçtin ki ki kendini kendini network network engineering'de engineering'de buldun? buldun? Mesela Mesela network network engineering'in engineering'in biraz biraz hani hani day day to to day day işte işte nasıl nasıl diyeyim, diyeyim işleri işlerin neler, neler mesela ne ne hangi hangi konulara konulara mesela mesela erken erken yaştan yaştan girersen girersen ileride ileride network network engineering engineering yapmak yapmak istiyorsan istiyorsan hangi bir iyi yatırım yatırım yapmış yapmış olursun olursun aslında? aslında. Aslında ben bunlardan çok bilinçli bir şekilde geçmedim ama şimdi geri dönüp baktığım zaman benim söyleyebileceğim şey gerçekten günün sonunda network altyapısı bir kendisi bir distributed system.
Dolayısıyla iyi bir distributed system background'ı ya da anlayışı, bunu nasıl reliable hale getirebilirim? Ve de daha sonrasında yaptığınız işin temellerini anlamak, hani networking'de de işinize yarayacağı gibi storage'da da, compute'da da ya da yani herhangi bir online servis işletme konusunda işinize yarayacak temel yaklaşım. Benim de belki sonradan düşündüğümde yaptığım şey bu olabilir. Ben Metexannet'te çalışırken açıkçası mesela baktığımda diğer çalışanlara kendimin daha farklı olarak yaptığı, o zaman belki işte her şeyi çok manual yaptığımızı düşündüğüm için oturup bazı şeyleri otomate etmeye başlamıştım. Konfigürasyon yönetimi için mesela çok basit bir şekilde. Ama bu tür şeyleri hani neyi daha iyi yapabiliriz, neyi biraz daha güvenilir hale getirebiliriz, TOEIL'dan nasıl kurtulabiliriz? Hani eğer oturup Google'ın SRE kitabına bakarsanız, SRE yaklaşımlarını kendi gündelik hayatınıza eklerseniz, bu olduğunuz alanda sizin ilerlemenize yardımcı olacak temel prensiplerden başlıcaları olur diye tahmin ediyorum. Şimdi Şimdi şeyi şeyi düşünüyorum. düşünüyorum. Distributed Distributed Systems Systems dedin, dedin, aslında aslında kanalımızı kanalımızı biraz biraz oraya oraya pivot pivot ettik. ettik. Evet. Ya hani Hani şöyle şöyle daha daha doğrusu, doğrusu, yani yani teknolojinin teknolojinin altında altında kalan kalan hani hani kullanılan kullanılan high high-level level teknolojilerin teknolojilerin altında altında ne ne var? var? İnsanlar İnsanlar nasıl nasıl çalıştığını çalıştığını öğreniyor öğreniyor, mu? biraz Biraz ona ona bakmak bakmak istiyoruz istiyoruz aslında. aslında. O O zaman zaman şeye şeye getirelim getirelim konuyu. konuyu. Biraz Biraz Azure'a Azure'a getirelim. getirelim. Mesela Mesela Microsoft'a Microsoft'ta girişin girişin nasıl nasıl oldu? oldu? Microsoft'ta Microsoft'ta hangi hangi role role girdin? girdin? Ondan konuşalım. Ben Microsoft'a girişim şöyle oldu. Açıkçası yine Microsoft'a geçişteki benim en temel iki tane motivasyonum vardı. Google'dayken yine Google'ın eksilerinden olabilecek bir tanesi, en azından benim olduğum zaman da bu böyleydi. Çok belirgin bir şekilde. Daha sonrasında Google bu konuda çok bilinçli tercihler yaparak bunu biraz değiştirmeye uğraştı ve büyük ölçüde değiştirdiğini de düşünüyorum. Benim çalıştığım zaman da biz dağıtık bir takımdık aslında. Benim takımım, benim olduğum takım Dublin, İrlanda'daydı. Sydney, Avustralya'da bizim bir eş takımımız vardı. Bir tane de Mountain View'da vardı. Fakat her türlü kritik karar alma konusu Mountain View'da olurken hani Sydney ve Dublin takımları biraz uydu takımlar şeklindeydi diyelim. Dolayısıyla da kariyerde ilerlemek için biraz Amerika'ya Mountain View'a gitmek gerekir diye düşünüyordum ben. Bunu düşünürken yine bunun için mülakat yaptım, işte o takımla görüştüm. Olacak gibiydi ama o zamanki direktörün şöyle bir direktifi oldu. Biz Dublin'de hire etmekte zorlanıyoruz. Şu an için Dublin'den birinin gitmesini istemiyoruz şeklinde bir feedback'i oldu. Neyse yani dolayısıyla olmadı bu iş. Ve de daha sonrasında benim Google'daki Amerika'daki takımın manager, müdürü rahmetli Vijay Gill, sen de tanırsın. Yakınlarda kendisi vefat etti çok üzücü bir Allah rahmet şekilde. eylesin. Microsoft'a geçti. Google'dan Microsoft'a geçti. O geçtiği zaman ben de yine Microsoft kafamda bir anda çok target'ımdaki şirketlerden biri değilken dedim bu adam geçtiyse herhalde burada ilginç şeyler oluyor olması lazım. Çünkü gerçekten büyük ölçüde vizyoner. Google'ın bu demin bahsettiğim öncü yaklaşımlarına networking konusunda ön ayak olmuş kişilerden bir tanesidir. Bu Vijay Gill diye bahsettiğim kişi. Dolayısıyla Microsoft ilgimi çekmeye başladı. Hem Vijay ile konuştum hem de Microsoft'taki açıklıklara bakarken Redmond'da Seattle'daki pozisyonlardan biri için görüştüm Microsoft'la. Geçişim bu şekilde oldu. Yani temelde hem Amerika'ya gitmeyi istiyordum o zamanki kariyer gelişimi açısından. Hem de bu Amerika takımının müdürüyle birlikte daha önceden çalışıp gayet vizyoner biri olarak bulduğum için biraz da onun peşinden Microsoft'a geçmiş oldum. Bu arada şey, benim iki mikrofonu da aynı anda yaptığımız için biraz yankı oluyormuş ben konuşurken. Benim Öyle ses de mi? oradan alıyor. Ne yapabiliriz? Yani galiba ben konuşurken şu an oradan geliyor gibi ses. O yüzden direkt senin mikrofona konuşacağım ben. Okey. Umarım Aha. geliyordur. Şeyden Kontrol edelim. bahsedelim. Yani sene işte 2012'de 12. falan Microsoft neler yapıyordu networking alanında? 2012'de hem Bing hem Azure yeni yeni çıkıyordu. Yani ikisi de vardı ama çok erken zamanlarıydı ve o zamanlar iki servis de Bing, Azure, Office 365 bunların hepsi tamamen eski mantıkta kurulmuş. İşte gerçekten commodity değil de normalde markette available networking donanımlarıyla yaratılmış. Ve hani high availability'den ya da hyperscale yaklaşımlarından uzak bir şekilde kurulmuş bir altyapı üzerinde çalışıyordu.
Ben girdiğim zaman daha hala bu öyleydi ve hani bunun nasıl değişeceği yönünde tartışmalar sürüyordu. Belki biraz ilk denemeleri, pilot denemeleri yapılıyordu. Ama production'da hiç böyle bir şey yoktu. Hani ciddi bir data center'ı, büyük bir şey yoktu Microsoft'un. 2012'den sonra büyük ölçüde bunları kurmaya başladı. Yani ben geldiğimde de yine ilk girdiğim takım data center networking üzerine çalışan bir takımdı. Bunu dediğim gibi eski, eğer duyanlarınız varsa Leaf and Spine türündeki alt mimarilerden çıkartıp biraz daha bu Clause Fabric dediğimiz mimariye geçirme üzerine çalışmalar vardı. Ben de o takıma girdim ve de uzunca bir süre o takımda çalıştım. Bu eski data center network'ünü kaldırıp yenisini nasıl kurarız, nasıl dizayn ederiz? Bunun üzerine çalıştım büyük ölçüde. Bunu yaparken de bir sürü farklı alanında çalıştım açıkçası projelerde. Yine burada yani konfigürasyon yönetimi en önemli parçalarından bir tanesi. Bu altyapıyı infrastructure as a code şeklinde çalıştırabilmek için yapmanız gereken ilk şeylerden biri konfigürasyonu düzgün bir şekilde yönetmek. Ya orada şeyden mi bahsediyorsun? İşte tamam, data center var. Data center'da switch'ler var. İşte switch'lerin her birinin config'i var. Onların bir Konfigi var. topolojisi var muhtemelen. Aynen İşte bu topolojiyi bir machine readable formatta nasıl build ederiz? Üzerine nasıl tool'lar koymamız lazım ki hani physical deployment yapıldıktan sonra, fiziksel yerleştirme yapıldıktan sonra minimum efforla birlikte bunları nasıl online hale getirebiliriz? Ve bu daha sonrasında belli bir problem olduğunda, bir link gittiği zaman minimum eforla bunun etrafında trafik nasıl dolaşabilir? Bu tür şeyler, bunun dizaynıyla uğraştım açıkçası. Bu 7 yılın herhalde belki 5 yıl kadarında onunla uğraştım ben. Daha sonrasında 5 yılın sonlarına doğru hem bu takımda epey uzunca bir süre kaldıktan sonrasında hem de yine Wide Area Networking tarafı yeni yeni kurulurken o takıma geçtim. Birçok nedenden dolayı yine hem network'ün overall tarafına hakim olabilmek, neler yapılıyor, neler yapılmıyor göreyim, hem de onu da öğreneyim, hem de böylelikle belki scope'u genişletip daha sonrasında overall architecture'ın üzerine çalışmak istediğim için Wide Area Network tarafına geçtim. 2 yıl kadar orada çalıştım. Bu arada bir şey mi soracaktın? ya şeyi merak ediyorum ben. Hani mesela Microsoft'a geçtiğin zamanlarda Google ya da Google'dayken hani şunu anlıyor muydun? Yani Google kaç yıl ilerideydi mesela? Hani teknoloji açısından benzer işte kardeş şirketlere kıyasla. Şöyle diyebiliriz. Yani Google çok çok ilerideydi ve kendileri o zamanki şartlarda yapılabilecek şekilde bir yola girdikleri için hala Google'ın farklılıkları devam ediyor. Şu anda belki bir miktar teknoloji siteyi olarak hala ayrı ayrı birbirinden ayrı adalar şeklinde ilerliyor bu özellikle networking infrastructure'ı diyebilirim. Google kendi bir yaklaşımı var. Bu demin bahsettiğimiz kendi donanımını üreterek. Tabii ki dışarıdan aldığı yine ürünler de var gerektiği yere göre. Ama özellikle data center'da Google hala kendi switch'lerini kendi üretiyor. Microsoft'a bakarsak, Microsoft hardware'ı dışarıdan alıyor ama kendi üzerine Sonic dediğimiz belki duyan olmuştur. Microsoft'un yarattığı açık kaynak işte hyperscale ortamları için networking OS'i Sonic kullanıyor bu hardware'lerin üzerine. Demin bahsettik Amazon çipini bile kendi dizayn ediyor, bir yerde ürettiriyor bu çipi. Onu kullanıyor. Tamamen end to end kendi kontrolü var network infrastructure üstünde. Ve de hani biraz daha şimdi şeye bakarsanız yine Facebook benzer. Facebook da FBOSS kullanıyor. Hardware'i alıp üzerine FBOSS kuruyor. Bunlar dışarıdaki en temel network altyapısı işleticileri diyelim. Bunların birbirinden biraz farklılaşan yaklaşımları var ama şu anda hepsinin iyi kötü sonuçta scale'leri benzer ve hem kendi organizasyonel kabiliyetleri hem de daha önceden başladıkları girdikleri yol üzerinden devam ettikleri biraz birbirinden ufak farklılıkları var ama scale olarak Amazon, Google, Microsoft, Facebook
Bunlar arasında çok büyük farklar yok açıkçası. Yaptıkları şeyler benziyor. Biraz daha ufak boyuta geldiğin zaman işte mesela senin çalıştığın Twitter belki bunlardan bir tanesiydi. Hala Hyperscaler. LinkedIn'i çok fazla bilmiyorum açıkçası ne yaptıklarını ama Uber belki karşılaştırılabilir bu alanda. Bu en büyüklerin bir alt seviyesindeki yerlerde şekil biraz daha farklı olabiliyor. Bunlar genellikle hardware'lerini dışarıdan alıp üzerine kendi otomasyon ve orchestration tool'larını yazıp o şekilde kullanıyorlar. Ha bu arada nereden geldi işte Ya bu konuya biraz onu işte unuttum. ben endüstrideki competition Evet. ortamını anlamaya çalışıyordum. Aslında yani güzel bir şey verdin ona. Güzel bir overview verdin. Şeye geçelim aslında biraz hani Microsoft'tan ayrılma kararı tam olarak senin için nasıl oldu? Evet, o İşte güzel Uber'e bir nasıl girdin? Ondan bahsedelim. soru. Açıkçası Microsoft'ta bir yerden sonrasında ben de kariyerimin istediğim hızda ilerlemediğini fark ettim. Ve günün sonunda en temel motivasyonum buydu açıkçası. Biraz da yapmak istediğim şey şuydu. Gerçekten Microsoft yine kendi en büyük olabilecek hani son fazlarından bir tanesine gelip artık bir miktar yavaşlamış, bir miktar hantallaşmış yanları vardı. Özellikle benim çalıştığım alanda. Ve de artık belki kariyerimde ben de 10 kaç 12 yıla geldiğim zaman hem biraz daha scope'umu arttırabileyim hem de biraz daha sıfırdan bir şeyleri tasarlayabileceğim bir yerde bulunmayı istedim. O zamana kadar girdiğim yerde Microsoft da yeni yeni bu süreçten geçiyordu belki ama benim kendi o kariyerimdeki stage açısından belki çok fazla karar verici yerlerde bulunmadım ben. Yine tamam belli bir etkim oluyordu ama sıfırdan kalkıp çoğu şeyi ben tasarlamadım Microsoft'ta. Dolayısıyla bu tür bir şey yapmak istiyordum. Uber o sırada networking'e büyük miktarda yatırım yapıyordu. Özellikle insan kaynağına. Yani ciddi güzel bir takım kuruyordu ve bence Uber hala düşündüğüm zaman çalıştığım en sevdiğim takımlardan bir tanesi olabilir. Gerçekten keyifli bir takımda çalıştım. Güzel işler yaptığımızı da düşünüyorum. Ya şeyi merak ediyorum. Şimdi hani oradaki karar verme süreci aslında hani bana da şey benim de öyle bir deneyimim olmuştu. Yani sen karar verme mekanizmasında değilsin ya da o nasıl diyeyim o etki o influence'a sahip Evet. olmuyorsun. Çünkü şirkete alt bir level'dan girmişsin o şey yapmıyor. Aynen. Hiçbir zaman sanki o şirketin gözünde sen büyümüyorsun aslında. Gerçekten öyle. Yani Yani hani temiz bir başlangıç yapmak gerekiyor sanki bunu arada bir. belki de yapabilenleri de gördüm ben açıkçası. Hani benle benzer bir seviyeden girip daha da ciddi karar verme aşamalarına gelen insanları gördüm. Ben bunu kendim yapamadığımı biliyorum. En azından ben de oraya varmak istiyordum ve Microsoft'ta bundan uzaklaşıyordum. Dediğin gibi şirket büyürken sen de belki herkesle birlikte o seviyelerdeki insanlarla birlikte büyüdüğün için o seviyeye hiçbir zaman çıkmamış oluyorsun. Bu gerçekten bir business need'in olması, organizasyonda buna yönelik bir ihtiyacın olması ve de başlarkenki markanla biraz ilintili şeyler. Kendi markasını, kendi influence'ını girdikten sonrasında geliştirebilen insanları gördüm ama benim durumum o değildi açıkçası. Ve o yüzden değişiklik yapmanın benim için daha iyi olacağını düşündüm ve belki de iyi ki yapmışım diyorum şu anda. Başvuru sürecinden bahset biraz. Uber'e başvuru Evet. süreci. Uber'e başvuru süreci açıkçası biraz şöyle oldu. Onlar benim Google'dan bir arkadaşım Uber'e girmişti. O bahsetti. Özellikle wide area networking deneyimi olan bir mühendis aradıklarına yönelik. Ben de onu duyunca zaten o zamanlarda benim de istediğim şey biraz böyle ufak bir yerde sıfırdan başlayıp network'ü dizayn edebileceğim bir pozisyonda olmaktı. O olunca gayet güzel bir şekilde align etmiş oldu. Ben de hani gittim görüştüm ve de katıldım Uber'e. Aslında hani şeyi tam anlayamıyorum ben. Uber şey diye düşünüyoruz o zamanlar. Yani eskiden tabii Uber çıktığı zamandan beri kullanıyoruz ya şey gibi geliyor. Ya işte cloud'da bir tane servis var. İşte telefondan oraya API call yapıyorsun. Bunların nasıl bir networking'i olabilir ya diye Evet. düşünüyorsun. Yani sonuçta şey gibi telefonda bir tane app var abi o App Uber. Hani şey falan da değil video falan da izlemiyorsun. Öyle hani çok çılgın bir data path olan bir şey şirket gibi de durmuyor. Mesela Uber için networking neden ilginçti aslında? Bundan Güzel. bahsedelim. Bence çok iyi bir soru. Hatta yani benim aklımda yoktu. Direkt konuşmanın faydası olacağı bir konu.
Bu hyperscale level'ındaki şirketler arasında gerçekten sürekli bir tartışma bu. Cloud'da mı olalım, yani cloud only mi olalım, yoksa on-prem mi olalım ve de diğer yaklaşımlardan bir tanesi de hibrit mi yapalım işleri. Genellikle de açıkçası bu boyuttaki şirketlerde genellikle çalışan metodu, herkesin tercih ettiği metodu hibrit bir çözüm bulmak. Bunun da nedeni bazı şeyleri cloud'da çalıştırmak çok mantıklı. Özellikle belki katma değerli database türü servisler için oturup bunu sıfırdan yazmaktansa ve bunu çalıştırabileceğin altyapıyı kurmaktansa bunu hali hazırda bunu yapmış, kurmuş birinden katma değerli bir servis olarak satın almanın faydaları var. Uber'in yaptığı da buydu. Fakat bazı konularda da özellikle cloud'da sadece bir VM çalıştırıp bazı compute ihtiyaçlarını çalıştıracağın kısa süreli belki joblar için bunu kendi data center'ındaki makinalarda, serverlarda çalıştırmak genellikle daha cost effective oluyor. Dolayısıyla Uber'in de kullandığı çözüm bazı şeyleri bazı cloud provider'larda, hatta bu da gizli değil, Uber'in kullandığı çözümün adı Tripod Solution dedikleri. GCP, o zamanlar AWS'ti. Şimdi sanırım karışıma bir de OCI'yi da eklediler, Oracle. Oracle'ı da eklediler ya da belki bir tanesini bırakmış olabilirler. Çok emin değilim. Ama iki tane cloud provider ve bir de kendi on-prem data center'larını kullanarak yapmak şeklindeydi. Kendi data center'ın olduğu zaman işte demin bahsettiğimiz hem data center networking şart. Onun üzerine Uber'in Amerika'da 3 tane lokasyonda data center'ları vardı. Ve bunlar arasında da ciddi miktarda data transferi olduğu için hani benim de ilk girerken beklemediğim seviyede data transferi olduğu için bunların arasındaki de bir wide area network'ü de vardı. Hani Uber'in networking ihtiyacı bu. Bu arka planda ve açıkçası burada mesela user facing hiçbir şey yoktu. User facing yani app'inin interact ettiği her şey GCP üzerinde çalışıyor. Fakat arka tarafta işte hani belki bulk data saklamak, bunları kopyalamak data center'lar arasında. Bunun için kendi network'ünü kullanıyordu Ya Uber. mikroservisler falan Google Cloud'da çalışmıyordu ama. Değil mi? Mikroservis iki tarafta da çalışıyor. On-prem mikroservisler her yerde çalışıyor. Anladım. En azından ben oradayken hem iki tane cloud'da hem de aslında belki AWS'te mikroservis olmayabilir ama GCP'de kesinlikle vardı mikroservis. Ve de on-prem'de. Anladım. Ya buna rağmen hani mikroservislerin hani her yerde çalışmasına rağmen şirket hala on-prem'de ne bileyim işte big data falan için ya da storage için ne bileyim hani böyle cross data center gerektiren şeyler için de hala kendi makinalarını maintain ediyor. Kendi Hala bir on-prem makinelerini networking'i maintain var. ediyor. Evet. Diğer bir konu yine networking'in kendi network'in işe yaradığı şeylerden bir tanesi. Belki hatta ondan da bahsedebiliriz. Cloudflare'in verdiği servislerden bir tanesi de bu cloud provider'ların egress fee'leri dolayısıyla networking özellikle yüksek hacimli datayı transfer ederken çok pahalı hale gelebiliyor. Region'lar arasında bu datayı transfer etmek için bile sadece bazen network kurmak mantıklı olabiliyor. Eğer bu tür bir insan kaynağına ya da deneyime organizasyon olarak sahipsin. Evet, mantıklı. Yine Uber'in yaptığı şeylerden biri buydu mesela. Hani hem US East hem US West arasındaki datasını kendi network'ü üstünden taşıyordu. Çünkü egress fee özellikle hani AWS'in kendi backbone'unu kullanırsan inanılmaz pahalı seviyedeydi. Doğru. Ya yani o herkesin kanayan yarısı ya Cloud'da. Aynen. Peki o zaman şey konusuna gireyim. Ya Uber'de kendin neler yaptın, neler üzerine çalıştın, ne Uber'de ne alanda yaptık? ne ekledin kendine bunlardan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Aynen Uber'de dediğim gibi hani nispeten daha senior bir pozisyonda girdiğim için hani öncelikle ne yapılabilir, ne edilebilir konusuna daha çok yön verme şansım oldu diyeyim. Staff engineer olarak girmiştin, değil Staff mi? olarak, daha doğrusu o zamanlarki adı şeydi, Senior 2 idi. Sonra adı Staff'e değişti. Hani bunun. Ben o şekilde girdim Uber'e. İlk yaptığım işlerden bir tanesi şuydu benim. Sürekli bundan bahsettik ama ciddi bir konfigürasyon yönetim sistemi Uber'de yoktu. Hani yeni bir data center açılacağı zaman bayağı manual bir şekilde konfigürasyonlar tamam. Hani belli tool'lar var ama hala çok
fazla manual workload'u olan bir şekilde konfigürasyon management tool'ları vardı. Öncelik olarak belki biraz da Microsoft'tan öğrendiğim şeyleri kullanarak Infrastructure as a Code diyebileceğimiz şekle getirdik. Hani öncelikle define ettik network'ün nasıl olması gerektiğini, belli source of truth'ları, data'yı belli yerlerde tuttuktan sonra hani yeni bir switch ekleneceği, yeni bir data center ayağa kaldırılacağı zaman konfigürasyonu generate etmenin kolay, bayağı ciddi seviyede kolaylaştırdık. İlk yaptığım işlerden biri buydu. Daha sonrasında önemli olarak tabir edebileceğim şeylerden biri biraz şeyle uğraştık. Bu white box denilen hani hardware'i bir yerden alalım, kendimiz third party bir OS'i kullanabilir miyiz burada diye biraz bunun fizibilitesini yaptık ama bunun çok o zaman için feasible olmadığına karar verip bundan vazgeçtik. Diğer yaptığım işte önemli olarak bence belki de bu benim bir sonraki adıma, bir sonraki promoyu alırken ki en çok ağırlığı olan şeylerden bir tanesi. Ben girdiğim zaman biraz future proof tutmak için infrastructure'ı piyasadaki en donanımlı, en üst seviye router'lar, switch'lerle çalıştırıyorduk infrastructure'ı. Fakat hani yaptığımız işlere biraz ciddi seviyede hani ne yapılıyor, ne ediliyor bakıp önümüzdeki 4-5 yılda ne yapmayı planlıyoruz'a baktıktan sonrasında bizim için bu donanımların çok doğru bir karar olmadığını ben gösterebildim en azından üst yönetime, takıma. Yani şeyden mi bahsediyoruz burada? Gidiyorsun mesela Juniper'dan switch alıyorsun. Tanesi 100 bin dolar gibi bir şey mi? Tam dediğin gibi hatta yani 100 bin çok ufak kaçabilir. Para Hani şöyle yani switch var switch var açıkçası. ya. Şimdi özellikle bu wide area tarafta biraz data center'dan farklı ihtiyaçlar olabiliyor. Daha derin buffer'lar hani belli zamanda congestion olduğu ya da paket kaybı olduğu zaman ta bunu tekrar TCP resetlere götürmeden router'ın kendi datayı belli bir miktarda saklayabilmesi için belli buffer'ları kullanabiliyor. Biz bunların hani en büyüğünü ve de en future proof olan hani çok fazla bu konuda detaya girmek istemiyorum çünkü sıkıcı olabilir. Hani Yok yok sanırım olmaz. şey izleyici kitlesi için de çok ilgi alanı olduğunu tahmin etmiyorum ama hani farklı işte demin bahsettiğimiz Amazon'un kendi tasarladığı çipler var diye konuşuyorduk ya. Networking çiplerinde de farklı seviyeler var. Hani yapabildikleri şeyler ne kadar programlanabilir olduklarına yönelik farklar var. Bizim kullandığımız dediğim gibi bunların en üst seviye olanıydı. Fakat hani bunu gerçekten kullanmamızı justify edecek bir şey ben bulamadım. Hani biraz bunu göstermekle uğraştım. Bunun için belli miktarda hani doküman yazmak, 5 senelik ya da 3 senelik planları vardır genellikle şirketlerin daha büyük organizasyonlar seviyesinde. İnfranın 3 senelik ve 5 senelik planlarına baktığımız zaman bunları kullanmamızı justify edecek bir şey olmadığını gördüm bir miktar. Daha sonrasında da gidip hani alternatif ne olabilir diye baktıktan sonra overall bizim networking cost'unu belki %90 azaltan hani yani neredeyse onda birine indiren bir tane donanım bulup daha sonra bunu biraz pilot edip kullanılabilir hale getirdikten sonrasında hani önümüzdeki 3-5 yıl için networking en azından CapEx'ini, hardware cost'unu yaklaşık bir onda birine falan indirmiştim yeni kullanılacak cihazla. Tek başına abi Uber'in networking'ini save Yani hakikaten etmişsin evet ciddi bir cost saving sağlamıştık yani. bunda. Bu tür şeyler benim açıkçası Terfiye yardımcı oluyor. hem terfiye yardımcı oldu hem de uğraşmak istediğim şeyler biraz da bunlar da hakikaten. Yani bunlarla uğraşma fırsatım oldu. Onları yaptık. Daha sonrasında da hakikaten bu şeyin meyvesi olarak bir sonraki level'a geçmiştim Uber'de. Ya peki Uber'deki mühendislik kültürü nasıl? Yani nasıl yaklaşıyorlar işte ortam nasıl kısaca ondan bahsedelim. Uber'deki mühendislik kültürü şeyi de özellikle benim perspektifimden bakarsak ben önce Google sonra Microsoft'ta çalışıp sonra Uber'e geldim. Uber aralarındaki tabii ki bulunduğu belki stage itibariyle yine aralarında nispeten en hızlı olanlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bence ciddi başarılı bir mühendislik kültürü var Uber'de. Hem bir şeyleri kağıt üstünde prove edip ama daha sonrasında da bunu nasıl eksperiment ederim, nasıl ufak çapta pilot edip işe yarıyor mu, yaramıyor mu bakmayı kolaylaştıracak
bir yaklaşım vardı. Bunun önünde çok fazla bir engel görmedim ben. En azından management, yönetim bu tür şeyleri fazlasıyla teşvik ediyordu. Anladım. Ya hani Uber şey diye canlanıyor benim gözümde. Güzel, hızlı hareket eden, sağlam mühendislik kültürü olan bir şirket şeklinde canlanıyor. Hani biraz mini Google gibi belki. Bir tık Google'ın ilk zamanları belki bilmiyorum. Evet, hani ben de bilmiyorum. Google gibi Yani olduğu çok doğru değil gerçekten. değil Hani şimdi doğru. Google Google çok gerçekten farklı bir şey. çok farklı bir şirket. Evet. Bunu pek çok yerde senin videolarda da gördük. Hala eşi belki duyduğum kadarıyla insanlardan belki biraz Facebook'ta olabilir. Ama gerçekten herkesin kariyerinin bir kısmında çalışırsa eğer çok fazla şey öğrenebileceği bir yer gerçekten. Hani tek deti minimuma indirmiş. Her şey optimize bir şekilde nasıl çalışılabilir? Özellikle infrastructure konusunda birçok şeyi çözmüş. Başkaları için problem olmayan bir şey, problemi çözmüş. Ve ciddi mühendislik kültürü olan bir yer. Tamam, hani mükemmel bir yer değil şu anda belki, çok büyük bir şirket ama hala bence mindset olarak öğrenilebilecek çok şeyin olduğu bir şirket Google diye düşünüyorum Evet. Yani ben. herkesin bir girip çıkması lazım. Bir Evet, senelik hani imkan ama herkesin. imkanınız varsa bu İmkanı şey var. hani kaybedilmiş birkaç yıl olmaz, hatta çok şey Evet, öğrenilir. evet. Eminim benzer tecrübeleri ya da belki farklı tecrübeleri startuplarda da daha küçük ortamlarda da edinebilirsiniz. Hatta belki kariyerinizin endgame'i için yerler daha küçük ortamlar daha faydalı olabilir. Ama Google'dan da çok fazla şey öğrenilir hala Evet. kesinlikle. Evet, o zaman Uber'i şey yapalım. Yani aslında şey gibi Microsoft Google zamanları sanki böyle biraz çıraklık gibi Net. Uber'de Ya da şöyle kalfalık. diyeyim, ben aslında Sen tanımla. Google kesinlikle çıraklık dönemi benim için. Orada benim büyük, zaten 3 sene çalıştım. Düşünürsek hatta 3 seneden biraz az bile çalıştım. Hani elle tutulur yaptıklarım, tamam bir şeyler yaptık belki, hatta yine yaptığımız projelerden bir tanesi o zamanlar OC Award vardı, bilmiyorum duymuş muydun, onu almıştık bir tanesiyle ama hala minimum etkisi olan şeyler de açıkçası. Daha sonrasında Microsoft ne diyelim, kalfalık dönemi diyelim belki. Yani burada kesinlikle daha önceden edindiğim Google'ın edindiğim deneyimleri biraz kullanma, hani uygulanma fırsatım oldu. Daha sonrasında da Uber benim gözümde ustalık dönemlerinden bir tanesi. Hani Cloudflare için şu anda aynısını demiyorum. Çünkü Cloudflare'e geçişimle birlikte yani Engineering Manager rolüne geçtim ben. İşte ondan da bahsedebiliriz ama şu anda açıkçası ben kendimi tekrar biraz öğrenme modunda görüyorum tekrar. Yeni bir kalfalık dönemi diyebiliriz hani. Okey, tamam. Ustalık dönemi gelmiş geçmiş tekrar usta memnun kalmayıp kalfalığa geri dönmüş Evet, ha, aynen diyorlar. belki. Tamam. O zaman şeye girelim. Cloudflare zamanlarına girelim. Yani Cloudflare şey gibi. Network Engineer'in hani Mekke'si gibi denebilecek bir ortam. Doğru. Evet, hakikaten network, özellikle hani şunu biraz belki background olarak vereyim. Neden ben Cloudflare'e geçtim? Ne beni çekiyordu? Biraz onlardan bahsedebilirim. Diğer şirketleri düşünürsek özellikle Uber'i ele alalım. Uber'in yaptığı iş itibariyle ister infrası, infra tamam önemli bir kısmı şirketin ama yani networking artık bunun çok kenarında köşesinde kalmış şeylerden bir tanesi. Şirketin core business'ı network'ten çok çok bağımsız. Hani ertesi günkü bunun çok tartışmaları oldu. Tamamen cloud'a geçse bizim takım tamamen obsolete olabilirdi. Belki de ileride yine olabilir, olmayabilir. Fakat Cloudflare'in kendi core product'ı network üzerine. Hani verdiği servislerin tamamı, kendini farklılaştıran tarafı, en katma değerli ürünleri tamamen network tabanlı olduğu için benim için Cloudflare ilk kurulduğu günden beri büyük ölçüde haberdar olduğum ve çalışmayı isteyeceğim ve de bugüne kadar belki 3-4 kere en azından mülakat yapıp tam zamanı bir şekilde olmamış şirketlerden bir tanesiydi. Hani Cloudflare benim gerçekten çalışmayı isteyeceğim, günün birinde çalış ve de girdiğim bir şirket oldu hakikaten. Evet, yani Cloudflare nasıl bir şey? Bize ondan bahset. Yani biz sanki bir buzdağı var, görünen tarafını görüyoruz. Sürekli bir his var bende. Aslında Cloudflare oldukça basit bir şirket ya da verdiği servisler başlangıç itibariyle oldukça basit.
İlk en önemli bread and butter tabir ettiğimiz servisi content delivery, content distribution network açıkçası. Bunu yapmanın da yaparken gereken yine bir şirketi ya da bir content delivery network'ı diğerlerinden farklılaştıracak en temel özelliklerden biri, internet üzerindeki kullanıcılara hem fiziksel olarak uzaklığının ne kadar olduğu. Bizim de bunu yapmak için hani dünyanın her yerinde olabildiğince çok yerde data center'ımız olup interneti oluşturan network'lere en iyi şekilde bağlanmamız ve dolayısıyla bu içeriği kullanıcılara en düşük latency ile sunabilmemiz. Hani şirketin birincil product'ı bu. Fakat zamanla bunu kurduktan sonrasında hem bu kadar dağıtık bir altyapı olduktan sonrasında bunun üzerine çeşitli katma servisler sağlıyor. Katma değerli servisler veriyoruz. Bunlar neler var? Bir tanesi Zero Trust denen servisler. Bunun genellikle negatif yanlarından bir tanesi diğer kullanıcılar için ekstra latency ekleyebilmesi. Bizim şu anda çok düşük gecikmeli bir network'ümüz olduğu için çoğu kullanıcı için kullanıcı trafiğini en yakın yerden alıp daha sonrasında da en uygun şekilde, en hızlı şekilde diğer taşınacak noktaya taşıyabildiğimiz için bu yine en mantıklı eklenebilecek servislerden bir tanesiydi. Bu eklendi. Bunun üzerine hafif hafif artık diğer cloud offeringler de bir miktar gelmeye başladı. Ama bunlar ufak ürünler henüz. Biraz eksperimental diyebiliriz. R2 var. Belki Amazon'un S3'ye muadil olabilecek servislerinden bir tanesi. Onun üzerine şu anda D1 var. Bu bildiğiniz bir relational database offering. Onun dışında da yine edge compute türündeki offeringler var. Bu workers'la birlikte. Yani bu Cloudflare'ın hani biz şeylerini görüyoruz aslında Discord kanalında falan sürekli post Evet edilen evet yeni Discord'da epey popüler. yani çok güzel yazılar geliyor, teknik yazılar geliyor Evet. çünkü. Ya bir developer tool'ları çıkıyor işte Workers çıkıyor, ne bileyim işte D2 çıkıyor, R1 çıkıyor falan. Yani bunu neden Cloudflare yapıyor, neden cloud provider olmaya çalışıyor bunu ben anlayamadım. Yani ben mesela şey diye görüyordum işte Cloudflare tamam. En iyi network bizde. Yani senin request'ini atıyorum Hindistan'dan alıp Finlandiya'ya en iyi ben götürürüm. Google götüremez ya da sen işte kendin host etmeye kalksan bunu hosting provider'da işte daha kötü network alacaksın. Hani gibi bu tarz böyle o işlere girmeye çalışırken yani o işleri yaparken bir anda cloud provider'mış gibi olması ne var bunun arkasında yani Bunun aslında? arkasında çeşitli nedenler var. Açıkçası hani bunlar da benim belki düşüncelerim bir miktar. Hani tamamına ben de hakim olmayabilirim açıkçası ama demin bahsettiğimiz gibi şu anda bu kadar dağıtık bir network'ün olduktan sonrasında belli çok yüksek hacimde olmayan dataları yine Edge'den serve edebilmenin bazı uygulamalar için avantajı var. Hem bu bir miktar natural evolution hem de bir miktar da belli bir yerden sonra şirketi büyütmenin, business'ı büyütmenin yollarından bir tanesi. Hani bu tür teknik kabiliyetlere sahip olduktan sonra yeni ürünler eklemek yine çoğu şirketin doğal içgüdüsü Evet, mantıklı. oluyor. Tamam. O zaman şeyden bahset. Yani Cloudflare nasıl bir yer? İlginç mi? Ne oluyor içeride? Ne bitiyor? Nasıl Cloudflare çalışıyor? ilginç bir yer. Hani açıkçası benim gördüğüm şu anda en ne nasıl söylenir? En kaotik belki, en hızlı devinen şirket benim çalıştığım şirket olabilir. Böyle gerçekten. Ve de bunun getirdiği iyi kötü yanlar var dediğimiz gibi. Az önce bahsettiğimiz hani sürekli yeni şeyler release ediliyor. Bunun içinde network tarafında sürekli yeni requirement'lar oluyor. Ama açıkçası belki de biraz fazla hızlı hareket ediyoruz şu anda ve tek net build ediyor olabiliriz arka tarafta. Olur Bu öyle. tür zaten şu anda yani yapmamız gereken şey genellikle bu trade-off'u yapmak oluyor. Özellikle de bir engineering manager rolündeyken yaptığım en temel işlerden bir tanesi de belki bu. Bu tür trade-off'ları nasıl yapmamız lazım? Doğrusu hangisi olur? Ne hızda ilerlemek lazım? Bu tür şeylerle uğraşıyoruz biraz. Peki ya Cloudflare'ın network'ünün büyüklüğünden bahsedelim. Aslında şey hani bilgisayarın başında yapmıyoruz bu videoyu ama sen bir blog yazısı yazmıştın Cloudflare'ın Biraz ondan blogunda. bahsedebiliriz ha. Ondan bahsedelim. Hem önce büyüklük olarak şunu söyleyelim. Hani
Belli yerlerde çok büyük, belli yerlerde daha küçük tarafları var bu network'ün. Yani çok daha dağıtık bir network. Ama Cloudflare açıkçası belli birbirinden bağımsız adalar şeklinde büyük ölçüde kurulmuş bir altyapı. Bazı büyük data center'lar arasında bir backbone, kendi wide area network'ü de var. Ama bu gerçekten ufak bir taraf. Çoğunluğu çok dağıtık ve ufak adalar halinde bir data center'ların olmasından kaynaklı. Bu blog postta yaptıklarımıza, hani diğer ilgilendiğimiz alanlara girersek biraz, dediğim gibi şirketimizdeki en önemli performans metriklerinden biri internetteki kullanıcılara olan latency'miz. Bunu bizim minimum seviyede tutmak şirketteki birçok takımın ortak amaçlarından bir tanesi. Bunun önemli paydaşlarından bir tanesi de bizim takım. Yaptığımız şey, bir kere bunun için önce bir instrumentation yapmak gerekiyor. Latency'miz ne kadar, bunu ölçebiliyor olmamız lazım. Bunu yapıyoruz. Hani bunu yaparken de çok ilginç bir şey değil açıkçası. Yani şey gibi mi bu? Mesela Türkiye'den bağlanan, mesela Yozgat'tan bağlanan bir kullanıcı ne kadar Latency hızla ne size kadar? şey yapıp ulaşabiliyor? Aynen. Hani Okay. bu direkt buna bakıyoruz hakikaten. Olabildiği kadar yüksek çözünürlüklü coğrafi olarak nerede latency ne kadar ve de bu hakikaten bizim belli aksiyonlarımızı belirleyen bir feedback oluyor bizim için. Bunu öncelikle ölçüyoruz. Ölçtükten sonra bunun üzerine çeşitli monitoring servislerimiz var. Hani hem ister automated olabilir, bir kısmı da visual. Bakıyoruz nerede hangi networklere yavaş ulaşıyoruz ya da hangi coğrafyalara yavaş ulaşıyoruz. Buna göre biz ya belki nerede data center açmamız gerekiyor buna karar veriyoruz ya da hangi networklerle daha iyi peer dediğimiz yani bağlantı kurmamız lazım. Bunlara bakıyoruz genellikle. Bu tür şeyler fayda sağlıyor. Bunun üzerine bir de şey tarafı da var. Belli data center'larda bazen yeterli kapasitemiz olmayabiliyor. Bu server kapasitesi olabilir, bandwidth kapasitesi olabilir. Bunlar bottleneck'e ulaştığı zaman trafiği kaydırmak gerekiyor. Bunu yapan sistemlerimiz var ama latency'yi minimum tutmak için bir kullanıcıyı en yakın data center'dan serve etmemiz lazım. Bu tür bir capacity management tarafına da feedback sağlıyor bu blog postta bahsettiğimiz araçlarımız. Blog posta da dönersek işte bu bizim nerelerde ne hızda servis sağladığımız ve de kendi rakiplerimize göre ne seviyede bulunduğumuz. Çoğu yerde Cloudflare hakikaten en hızlı, özellikle TCP RTT olarak, hani bizim takımın birincil olarak uğraştığı taraf bu. TCP round trip time olarak en hızlı olan servis sağlayıcılardan biri. Diğer rakiplere baktığınızda işte AWS, Google, Fastly, Akamai. Akamai Evet. bunlarla karşılaştırıldığında en hızlı olanlardan bir tanesi. Aldım. Bu arada şey ya, bu bizim Microsoft şey, pardon, kameranın capture card'ı buffer yapıyor. Ben bunu bir çıkar tak yapacağım. Umarım yayın kopmaz. Riskli Hadi hareket. bakalım. Deniyoruz. Hadi çalış. Tamam, geldik geri. Tamam geldik. Ama şey, o yani latency çözemeyeceğiz galiba. O biraz şey, capture card'dan kaynaklanıyor. Şeyden bahsedelim. Pardon. Bunu kaldıralım. Tamam. Peki bu data center, hani point of presence noktası açma konusundaki karar verme mekanizması mesela nasıl çalışıyor? Mesela Türkiye'de bir tane olsun mu, olmasın mı? İşte ne bileyim, Afganistan'a açalım mı, açmayalım mı? Bunlara nasıl karar veriyorsunuz mesela? Bu hakikaten hani şey birçok kriteri olan bir konu. Mesela hani Afganistan'ı açalım mı, Türkiye'yi açalım mı? Bir kere bunun arkasında gerçekten şey tarafı var. Siz bir data center açtığınız zaman bunun politik stability'si ne kadar o ortamın, bu önemli kriterlerden bir tanesi oluyor. Ve de Microsoft'ta da öyleydi. Mesela Microsoft uzunca bir süre, belki de hatta Türkiye'de hala data center'ı Yunanistan açtılar. Yunanistan'a açtılar aynen. Evet. Türkiye çok konuşuldu çünkü gerçekten ciddi bir kullanıcı kısmı var ama bir şekilde de yeterli stability görülmediği için açılmadı Türkiye'ye. Yani karar verme süreçleri dediğim gibi hani bir kere öncelikle orada o coğrafyada ne kadar kullanıcı var? Bunun bir ticari olarak faydası var mı yok mu? Bunu yapmanın maliyeti ne kadar? Sonrasında da işte burası açmak istersiniz.
Buraya erişecek fiber var mı? Data center açılacak yer var mı? Power var mı orayı işletebilecek? Bu tür kriterlere bakıp en return on investment en yüksek olacak yerlere sırayla data center'ları Ama şey açıyoruz. yapmıyorsunuz değil mi? Yani binanın inşaatını siz yapmıyorsunuz genellikle. Cloudflare'de biz yapmıyoruz. Evet. Microsoft bunu kendi yapıyor. Google kendi yapıyor. Hani Evet. bu tamamen scale işi. Cloudflare demin bahsettiğim gibi birbirinden ayrı adalar şeklinde ve hani çok dağıtık ama çok sayıda bir altyapı işlettiği için gidip data center'ı build etmiş yerlerden alan, yani buna genelde space and power diyoruz. Hani belki Türkçe'ye hani alan ve güç olarak, elektrik olarak çevrilir. Bunu alıp oraya kendi işte router, switch ve serverlarını koyup işletiyor. Anladım. Peki şeyi düşünüyorum şimdi. Amazon lokasyon açmış yine Türkiye'de şey olarak. Point of presence açmış mesela. Sizin var mıydı? Bizim de var. Evet. Bunları şeyden merak edenler görebilir aslında. Bunlar gayet Sitede var mı? Doğru. mesela peeringdb.net diye bir site vardır. Burada belli internet exchange pointlerinde nerelerde olduğumuzu görebilirler. Ama İstanbul ve İzmir'de lokasyonlarımız var şeyde Cloudflare olarak. Peki bu data center, ya bu point of presence'ların aslında siz sen data center Şöyle diyorsun. zaten Ben bunlar POP diye düşünüyorum bunları. doğru ve Farkı de nedir aslında onlar? bence hani net bir farkı yok açıkçası. Ama mesela Google'da farkı vardı Doğru, Google'da hakikaten bu tür kelimelerin farkı olabilir. Bir bunun. kere organizasyon spesifik farkları olabilir. Genellikle bunlar interchangeable kelimelerdir. Yani benim de gözümde data center dediğinde belki biraz daha büyük. POP biraz daha küçük olabilecek. Ve de belki server olmayıp sadece network ekipmanı olabilir. Microsoft'taki farkı oydu. Ama Cloudflare de gayet interchangeable. Herhalde endüstrinin çoğunda da interchangeable kullanılan kelimelerdir diye tahmin ediyorum. Evet. Yani galiba anladığım kadarıyla şey var. Cloudflare'de Edge'de bayağı compute çalışıyor. Yani Zaten bayağı rack'ler vardır diye tahmin var ediyorum. var. Ama mesela Google'da şeydi. Bazen bir pop açıyorlardı. Ya bir tane şey, bir tane böyle şeyi Network cabinet'i alıp rack. işte kilitliyorlar, koyuyorlar biri. Doğru. Oraya point of presence diyorlar Doğru doğru. mesela. Öyle şeyler vardı. Var. Bu işte şey ne tür bir bağlantı modeli kuracağınızla bir miktar ilgili şeyler. Google'a bakarsan özellikle de ilk zamanlarına dönelim. Google devasa boyutlarda az sayıda data center işleten bir şirketti. Ve de data center'lar optimize edildiği konu ucuz power nerede, ucuz space nerede? Bunlara optimize bir şekilde data center'ları kuruyordu. Bu yerlerde de genellikle dense bir hani her Yoğun. yerle Evet. bağlanamıyorsun. Hani diğer internetin geri kalanıyla bağlantı fırsatın olmayabiliyor. Dolayısıyla data center'ı kurduktan sonra daha bağlantısı iyi olan bir yere de belli bir miktarda fiber çekip asıl internetin geri kalanıyla bağlantıları orada yapıyorsun ve pop dediğinde genellikle orası oluyordu. Anladım. Peki siz nasıl güvenliğini sağlıyorsunuz? Bu data center'ları mesela Türkiye'dekileri falan. Değişiyor yine hani bir fiziksel güvenlik tarafı var. Ondan sonra daha logical güvenlik tarafı var. Hani logical tarafına sanırım herkes hakimdir zaten. Hani çoğu trafik encrypted aktığı sürece çok büyük bir problem olan şeyler değil. Yine bunlar aslında cloud provider versus Cloudflare arasında biraz fark eden şeyler. Hani Cloudflare her şeyi neredeyse kullanıcının tercihine de göre TLS, SSL term encrypt edip bütün trafik modeli en azından buna uygun olan şeyler. Fakat cloud tarafında mesela kullanıcı kendi bir branch ofisinden ya da kendi on-prem'inden datayı ister encrypted ister encrypted olmayan şekilde kopyalayabildiği için farklı güvenlik ilgi alanları olabiliyor. Fiziksel taraf daha önemli hale gelebiliyor dolayısıyla. Cloudflare'de bu açıkçası relatively kolay yani. Hani rackleri koyup, racklerin üstüne kamera koyup ne oluyor ne bitiyor. İlginç kamera. Kamera var evet Bunu ha. bilmiyordum bak. Azure'un da vardır ama Azure'un da İlginç. şeyde kendisinin olmayan data center'lar, POP noktalarında genellikle kamerası olur. Racklerin içinde, üst tarafında hani birisi açıyor mu, açmıyor mu, ne oluyor, ne bitiyor. En azından bir inceleme yapılması gerektiğinde o kameradan alınan görüntü belli bir süre boyunca tutulur. Anladım. Peki şeyden bahsedelim. Sen Cloudflare'de yönetim yani management rolüne geçtin. Senin takımın ne iş yapıyor?
Onlardan bahsedelim biraz. Benim takımım bu demin bahsettiğimiz dağıtık altyapının bütün network ihtiyaçlarıyla uğraşıyor diyelim. Hani yine fiziksel kablolama kısmını geçiyorum. Hani onlar yerleştiriliyor, kablolar takılıyor falan ama sonrasında aletlerin konfigüre edilmesi ve işletilmesi tarafı. Yani hani burada da ne yapıyoruz? Ve network engineering belki çoğu şey belli alanlara, workflow'lara bölersek işin bir miktar SRE, operasyon tarafı var. Hani network beklendiği şekilde çalışıyor mu? Bir problem var mı yok mu? Bunu monitör ediyoruz. Daha sonrasında hani daha uzun vadeli olarak yine hangi donanımı kullanacağız? Hangi protokolleri kullanacağız? Kullanılan protokoller arasında hani bunu nasıl optimize ederiz ki kendi kullanma şeklimize göre failure modlarda en resilient şekilde fail edebilsin. Genelde uğraştığımız şeyler bunlar oluyor. Yani peki ya tahmin ediyorum internetin ciddi bir kısmı Cloudflare üzerinden geçiyordur, Evet, değil mi? bunu hatta W3'nin istatistikleri var bu konuda. İnternette serve edilen requestlerin %25'e yakını, belki %22 gibi bir miktarı şu anda Cloudflare'den serve ediliyor. Ya aslında şey görüyorsun orada hani yaptığın eylemler arasında verdiğin kararlar ile hani bayağı dışarıdaki dünyayı etkileme şeyini Evet, görüyorsun. yani hakikaten böyle bir şeyin var. Hani sırf bizim takımın olmayabilir. Günün sonunda Cloudflare bir şirket olarak bir ürün satıyor. Bu ürünü de alıyor insanlar ve bunun sonucunda işte internetteki requestlerin %22 gibi bir miktarını biz sunuyoruz. Ama hakikaten burada bunların ne tür süreçlerden geçeceği üzerine ciddi etkilerimiz olabiliyor. Yine ama şey var yani hani Cloudflare'in çok iyi PR'ı var. Yani free tier'da verdiği ürünler olsun, işte İnanılmaz. developer Gerçekten. tool'ları olsun, yazdıkları yazılar olsun. Gerçekten Bayağı inanılmaz sağlam yani. PR Ve de makinesi yani. gerçekten öyle. Hani belki bu çok iyi bir PR yaratıyor. Bir yandan da yani free olarak verdiği servisler oldukça şey, cömert gerçekten. Evet, ya ama şey de var. Yani politik olarak bir aktiflik de var. Yani Evet. mesela bir yerde savaş çıkıyor. Doğru. İşte diyor burada internet kesildi, işte şey oldu, interneti karanlığa aldılar, bilmem ne yaptılar, Ukrayna olsun, işte Aynen öyle. Filistin'de Belki olsun. bunlara çok Evet. fazla legal problem yaratmadan nasıl girilir diye düşünüyorum ama şey Ama yani hani CEO da şey yapıyor, bahsediyor tabii tabii bunlardan. evet Evet, hani evet. kendisi de gayet hani CEO'yu biraz da konuşabiliriz belki. O da İlginç gerçekten bir adam. aktivist bir insan. Evet. Matthew Prince, East Dakota, Twitter handle'ıyla. Gerçekten kendisi hani internet konusunda aktivist yanı olan bir insan. Ve zaten şirketin mottosu Help build better internet. Yani interneti nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Şirketin en temel mottosu. Hani belli bir karar alırken bu soru gerçekten soruluyor. Demin bahsettiğimiz gibi bölgesel savaşlarda diyelim. En azından bölgesel bir konflikt, savaş varsa insanların bu bölgede internete erişimi nasıl maksimum seviyede, en iyi seviyede kalabilir? Bunun için ciddi seviyede efor harcıyor şirket. Evet. O zaman şeyden bahsedelim. Biraz sen hani IC daha doğrusu mühendislik şeyinden kulvarından yönetim kulvarına nasıl geçtin? Nasıl neden böyle bir karar verdin? Nereden geldi bu? Ben bunu uzunca bir süredir istiyordum. Hani en azından Uber'deyken bu istediğim şeylerden bir tanesiydi. Temel nedenlerinden bir tanesi de bunun. Biraz bu kendime Uber'deyken sormaya başladığım sorulardan bir tanesiydi. Yani hani beni ne motive ediyor diye kendime sorduğum zaman bulabildiğim en temel yanıt hani business'ta maksimum impact'i nasıl yaparım? Hani needle'ı nasıl oynatırız? Konuları yani bu beni maksimum motive eden şey bu. Belki daha teknik konulardan çok hani business impact'i görmenin şu anda beni daha çok motive ettiğini düşünüyordum. Ve de açıkçası Uber'deyken de ben management rolüne geçmeyi istediğimi hem müdürümle paylaşmıştım. Bilinen bir şeydi. O sıralarda hani immediate bir olanak olmadı. Orada olmamıştı. Belki orada kalsam orada da şu anda geçmiş olabilirdim ama o sırada Cloudflare'de bir opening oldu. Zaten Cloudflare dediğim gibi öncesinde herhalde 3 kere daha önce görüşüp 3 kere de hani o anın doğru zaman olmadığına birlikte karar verdiğimiz şirketlerden bir tanesiydi. Yani böyle bir durumda her zaman çalışmayı isteyeceğim yerlerden biriydi Cloudflare. Tam da benim istediğim zaman da böyle bir açı pozisyon vardı ve bayağı kolay oldu açıkçası geçmesi. Belki
Biraz zaman olarak uzun sürdü uçtan uca. Ama böyle bir pozisyon açıldığı zaman hani içeride de belki Google zamanından beri tanıdığım, bildiğim herhangi bir ya Cloudflare'e olsun, internet üzerindeki herhangi bir yere mesela bir DDoS hatağı olduğu zaman ne yapılabilir, ne edilebilir birlikte konuşup ettiğimiz insanlar vardı. Onlarla biraz konuştuğumuz zaman hani bu pozisyonun uygun olacağını düşündüm. Ve öyle geçtim açıkçası. Hani dediğim gibi management'a geçmek istiyordum. Bunun da nedeni business'a yapılan etkiyi maksimize edebileceğimi düşündüm. Ve hani doğru da bir zamanla olduğunu gördüm ben benim için. Diğer bir nedeni de şu açıkçası. Hani demin konuştuğumuz gibi kariyerde 15 yılı geçtikten sonrasında işte yaş olarak 40'lara geldiğim zaman da en azından hani doğal şeylerden bir tanesi bence en azından bunu deneyimlemeye başlamak. Hiçbir zaman IC'ye geri dönmekte bir problem olacağını zannetmiyorum. IC'ye dönebilirim. Ki şu anki rolüm de benim hala oldukça hands-on bir engineering manager rolü. Bunun farklı şirketlerde genellikle biraz farklılaşabiliyor engineering manager. Ama özellikle Cloudflare'de bakıyorum benim management chain'imdeki insanların tamamının CEO dışındaki, CEO'dan sonra SVP, VP ve direktör tamamı benim takımdaki bir IC'nin on kolunu yapabilecek durumda. Yani herkes işten anlıyor. Herkes işten en derin seviyeye kadar anlıyor. Hani gerçekten bu inanılmaz bir şey. Belki Uber'dekinden de çok farklı bir Ben hiçbir yaklaşım. yerden öyle bir şey Evet yani duymadım. bu gerçekten biraz ilginç bir seviyede ve de bizim takıma, bizim organizasyona spesifik bir şey değil bu gerçekten. Belki hani Product Related Engineering'deki SVP gidip kod yazmıyordur ama diğer her SVP'nin, Engineering SVP'si çok deep level understanding'i var şeyde, Teknik konularda. teknik konularda. Aha. Evet, çok ilginç ya. Bu Cloudflare'i biraz diğerlerinden ayıran özelliklerden biri. Ya eli iş tutan yönetimi işe Yönetimin alıyorlar. tamamı IC'den gelme. Hani hiçbiri Evet. böyle çok uzun süredir yöneticilikten değil de herkes ya Cloudflare'de ya da ciddi bir altyapı işleticisinde IC olmuş uzunca süre. Ve şey değil hani böyle profesyonel yöneticiden daha çok technical kabiliyetleri yüksek kişiler. O zaman şey alalım senden. Tahminler alalım. Networking nereye gidiyor? Evet. Açıkçası networking diğer her şey gibi daha doğrusu diğerlerinden networking tarihi olarak biraz diğerlerinden ayrılan bir alan. Hani compute ve storage'a baktığında biraz daha belki bu toil'ı, manual işleri daha yüksek bir alandan yet another infrastructure Evet. komponenta doğru gidiyor yani. Hani gittiği alan yer bu. Yani şeyi düşünüyorum. Şimdi yani ben şey olsam, üniversitede okuyor olsam şu an networking'e girmek için iyi bir zaman mı acaba? Yani yoksa networking zanaatı ölüyor mu? Ben mesela infra için bunu düşünüyorum. Yani Doğru. öteki distribute system zamanları ya her şey commodity oluyor. İşte herkes Amazon'a taşınıyor. Doğru. İşte kendi storage'ını yapan, kendi networking'ini yapan şirketlerin sayısı sadece azalıyor. Azalıyor. Hani Doğru. nasıl bir kariyer var? Doğru dediğin hani gayet doğru. Bence işte diğer alanlarda da öyle. Belki distributed systems overall değil ama hani infrastructure işletme konusu hakikaten şirket olarak azalacak. Bu biraz herhalde kaçınılmaz şeylerden, gidişlerden bir tanesi. Ama diğer yandan da şirketlerdeki hem bu organizasyonlar büyüyor. Dolayısıyla bunlar teke indikçe ama biliyorsun hani bütün computing de bu tür cycle'lardan geçiyor biraz. Hani düşünürsen işte dağıtık ufak serverlardan, mainframe'lerden sonra geri tekrar şeye dönme. Hani bu tür cycle'lar büyük olasılıkla da şeyle birlikte bunların ticari faydalarıyla birlikte belli cycle'lardan geçecek. Hani cloud bir ara çok büyüdü ama geri feasible'lığını bir miktar belki kaybetti. İşte on-prem tekrar biraz popülerleşti. Bu tür cycle'lar sanki olacak biraz. Hani tahminim benim de biraz o yönde açıkçası. Ve de şey, infrastructure işletecek tool'lar yaygınlaştıkça belki insanlar bir miktar geri işletmeye dönecekler. Açıkçası ben de çok Yani o şey dengesi değişmedikçe masraf dengesi şu an evet hani bu cloud'da çok fazla. Yani evet hani her ciddi iş yapan şirket bir noktada o ipi tekrar kendi eline kendine alacak. çekmesi gerekecek Evet. evet. Okey.
O zaman düşünüyorum başka ne alanlardan konuşabiliriz? Yani şeye Biraz geçebiliriz. neye geçebiliriz? Ben şey diyecektim sadece. Hani eğer sorular varsa sorulardan bahsedebiliriz Sorular varsa yani sorulara ama geçebiliriz. Sen ne kadar tarıyordun bilmiyorum ben ama. açıkçası çok fazla bakamadım. Okey. Yani birkaç tane ben tarayayım, sana sorayım. Ya mesela bir Bekir şöyle bir soru sormuş. Demiş ki biz buradan bakınca her şeyi software defined işlemler gibi görüyoruz. Yani eskiden on-prem'de işte belli config atılan sistemlerde işte bu hyperscale platformlar bize bu servisleri nasıl sunuyor demiş. Biraz garip bir soru. Evet, Tam ben ben anladım. belki Bekir biraz ona Evet. detay eklerse ona konuşabiliriz o Ya konudan. mesela şey de demiş, onu da tam anlamadım. Cloudflare, Zscaler gibi firmalar networking'i tamamen Zero Trust Network Access gibi bir mimari de sağlıyor. Artık data center ve client networking gibi bir şey ortadan kalkıyor mu demiş de. Yok ya, client server kalkmaz ortadan sanki. Client server kalkmadı Evet. açıkçası. Evet, hani client server hala arada bir zero trust olsa da olan bir şey diye tahmin ediyorum. Hani ben de tamamen anlamadım soruyu ama. Ya şey doğru mu? Cloudflare'in San Francisco ofisinde duvarlardaki o lambalarından işte encryption Hocam key bu konuda üretildiği ben de daha yeni 2 hafta öncesinde ilk kez San Francisco ofisine gitme fırsatım oldu 2 seneden sonra. Ve de ben de Santa'nın gerçek olmadığını öğrendim orada diyeyim. Meğersem hani bu tür bir blog postu da var. Ama zamanda bir miktar yapılmış bu. Fakat şu anda bu iş için kullanılmadığını maalesef öğrendim ya. Bu da belki bu kanalın çevresi arasında şimdilik kalsın. Çok yaymayalım ama maalesef Santa gerçek değilmiş. Evet. Yani şey onu ama bir ara kullanmışlar. Yani Kullanılmış. Bir ara şeydi, kullanılmış. lambaların resmini çekiyorlar. Aynen Sonra onu Ve hashleyip random number generator. aynen hani şey artık hani ne yapıyor bilmiyorum. Bit average'ını alabiliyor olabilir ama bir tane seedlerden bir tanesi de oradan gelen image'ın belli bir hash'i. Evet. Mantıklı. HTTP 3 ile alakalı bir soru var ama o biraz layer 7'ına kalıyor Layer çok. 7 hani bu konuda benim buraya herhalde katabileceğim şey minimal hiç Evet. olmayabilir açıkçası Evet. Yani ben gerçekten. layer 7'da çalışmıyorum diyorsun. Yani ben de biliyorum hani tamam HTTP 3 sanırım Quick de bununla biraz ilgili ama Speed'i var bir şeyler. evet Ben de hani bilmiyorum ben de açıkçası. bilmiyorum açıkçası. Bu Evet. konuya çok yardımcı olamayacağım. Ya işte onlar transport yani hepsi bir transport. Herkes Soru nedir tam olarak? ya işte şey diyorlar Cloudflare'de HTTP için neler yapıldı da bunlar blog yazılarında falan var ya. Olabilir. Evet. Bunlara şimdi ben de açıkçası çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü alanım değil. Söyleyeceklerim çoğu yalan yanlış olabilir hani. Evet. Peki şeye ne diyorsun? Cloudflare'in sürekli Trabzon of the iş ilanı çıkıyordu bir ara. Ha evet. Abi, Sen zannedersem bu yazmıştın bunu evet galiba. evet şey değil miydi o? LinkedIn'le ilgili bir şey değil mi? Çünkü hatta birkaç farklı şirketin de benzeri ilanına ben denk gelmiştim. Sanırım LinkedIn'de hani atıyorum hani remote seçtiğinde belki Türkiye varsa onları da mı direkt ekledi? Sanırım bu LinkedIn'den olan bir şeydi. Evet, Diğer evet. şirketlerde de gördüm ben açıkçası. Hemen nasıl problemi LinkedIn'e çevirdim. Aynen. Yine sen şey yapma yani Aynen. cenazeni Vallahi Google'a gitme nedenim direkt LinkedIn'dir ya. LinkedIn'e. LinkedIn Ya ben de sayesinde işi oldu. LinkedIn işini de ben LinkedIn'den Evet. buluyorum. Şey ya çok fazla soru gelmiyor. Yani çünkü tahmin ediyorum konu biraz şey hani kariyer sohbeti olduğu için biraz hani herkes kolay relate edemiyor ama bayağı bir kişi izliyor. Şöyle bir şey ekleyelim aslında. Tabii. Yani sen olsan baştan başlasan bu aralarda kariyerde şu an neler öğrenmeye çalışırdın? Yani Çok güzel soru. nerelere yatırım yapardın? Yani çünkü herkes şu an hani insanlara şey yok. Düzgün bir guidance yok. Infra alanına da, hani derinlemesine girmek Evet. istiyorsan yol gösteren belli bir Bir şey yok. Yani gidiyor insanlar benim front-end yapıyor. İşte ne bileyim web teknolojileri üzerine falan çalışıyorlar ama oralar bayağı şey olmuş durumda. Ya yani açıkçası herkesin elinden geliyor. doğru. Buralarda bir sanki bir zanaat var ama o zanaatı nasıl öğrenebilirler? Buralarda dediğin hani Network altyapı. infra, evet altyapı işlerine Kesinlikle karşı. orada işte zanaat var bir miktar. Hani bu zamanla da belki ilgi alanlarınıza göre şekillenebilecek konulardan bir tanesi. Ama benim de gördüğüm, dediğim gibi bu belki networking'i çok ayırmaya gerek yok. Bu herhangi bir online altyapı işletme konusunda da benzer olabilir. İyi bir açıkçası hani distributed sistemler nasıl çalışır bunu anlamakta fayda var. Hani
trade-off'ları yaparken ne tür trade-off'lar yapmak lazım? Bu da genellikle sizin içinde bulunduğunuz organizasyona göre çok farklılık gösterecek şeyler. Dolayısıyla içinde olduğunuz alanı biraz sırf kendi takımınızın dışına çıkıp biraz daha geniş ölçekte, daha yukarıdan gerçek ihtiyaçlar ne bunu anlamak ve buna göre kendinize hem deneyim eklemek gerekebilir diye tahmin ediyorum. Hani bir yerden başlayacaksınız. Bunun çok kaçarı yok. Hani o anki bilgi birikimi, o anki skill setinize göre herhangi bir alandan başlayabilirsiniz ama pivot etmek çok zor değil. Özellikle biraz networking'e spesifik konuşursak şimdi. Deminden bahsettiğim konularda yani chip dizaynı da bunun içine girebilir. Networking protokolü kodlamak da bunun içine girebilir. Network protokollerini kullanarak bir altyapı işte data center ise data center ve wide area ise wide area network tasarlamak da bunun içine girebilir. Bunun üzerine çeşitli otomasyon araçları yazmak da bunun içine girebilir. Bu biraz sizin ilgi alanınıza da kalmış. Hani ama networking'de uzunca bir süre ve hala da biraz böyle hem networking'in temellerini, protokollerin detaylarını anlayan hem de bunları kullanarak kod yazabilecek, otomasyon yazabilecek insanlar azınlıkta. Bu iki tarafı da güçlü tutabildiğiniz sürece networking'de iyi bir kariyer yapmanız zor olmaz. Bu arada sorular gelmiş de ben Kaçırmış mıyım? bug'a girmiş abi. Refresh atınca geldi hepsi. Emrecan'ın birkaç güzel sorusu var. Elektronik mühendisliği network'te biraz daha donanıma yakın çalışma konusunda etkili oldu mu sana demiş. Sıfır. Açıkçası benim yani undergrad'daki ya da şeyde lisans sürecinde öğrendiklerim hani belki biraz mühendislik formasyonu olarak işime yaramıştır ama hani aldığım hiçbir dersin şu an yaptıklarıma birebir etkisi belki Java 101 bir miktar coding olarak işime yaramıştır ama hani çok minimal gerçekten. Ama Bilkent'te networking derslerini Doğru elektronikçiler yani veriyor elektronikçiler veriyordu fakat onların gündelik işte hani bir altyapı işletirken de ilgisi çok az. Hani bizim aldığımız network dersleri %99'u istatistikti. Hani protokollerdeki trade-off'lar nasıl yapılmış zamanında bunların üzerinden geçmiştik. En azından benim aldığım network dersleri büyük ölçüde oydu. Evet, anladım. Peki Emrecan şöyle bir soru soruyor. Open Compute organizasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Off the shelf ürünlere kıyasla avantajı var mı? Bu Facebook'un şeyiydi, değil mi? Open Compute işte birçok şeyin Facebook'un da ön ayak olduğu giriş OCP girişimlerden bir tanesi. İşte az önce bahsetmiştik. Zamanında Google bu işlere çok önce girdiği ve büyük diğerlerine göre büyük avantajı olduğu için Facebook bu işlere başladığı zaman bu işi biraz open source edip endüstrideki bilgiyi, kabiliyeti biraz kendi arkasına alabilmek için böyle bir şey başlattı. Ve gayet de iyi oldu açıkçası. Hani bu biraz dağıtılmış hani bir bilgiye dönüştü. Google sadece Google'da kalmasındansa. Sorunun geri kalan kısmında neydi? Yani off the shelf ürünlere kıyasla avantajı var mı Off the shelf dediği hani direkt available bir bunun? Aynen. vendor'dan gelen Evet. avantajı tabii ki var. Hani fiyat avantajı var genellikle. Bunlar çok daha şey ucuz donanımlarda çalışan şeyler. Commodity yani. Commodity üstünde çalışan OS ve application'lar. Fakat hani bu avantaj tarafı, bunun da dezavantaj tarafı işte bunları işletebilmek o kadar kolay bir iş değil. Bunun için organizasyonel kabiliyet ve bilgi birikimi lazım. Bunlar birçok şirketin olduğu boyuta göre geçtiği fazlar ve yaptığı trade-off'lar açıkçası. Emrecan şöyle spesifik bir soru sormuş. Demiş ki Uber'in ilk ESN'inde hiç IPv6 yoktu demiş. Doğrudur. Doğru ya. Yani IPv6 şöyle, ASN'in de şu anda olabilir ama Uber'in kendi data center'ında işlettiği hani IPv6 endpoint yoktu diye hatırlıyorum. Şimdi yanlış söylüyor olmayayım. Hala da böyle belki anons ediyordur IPv6 space'lerini. Kendi on-prem'inde işleyecek V6 bir uygulama yoktu diye hatırlıyorum. Yani gerek yok. Öyle mi? Yani hani gerek o immediate bir ihtiyaç olmamış. Hani olmak zorunda değil. Dünyanın tamamı V4 çalışıyor. Ama belli bir pointte Biter. V4 hani çalışamayacak. Hani zaten sürekli bitiyor. Adres kalmadı. Ama en azından herhangi bir internet kullanıcısı şu anda sadece V4 çalıştırarak bütün işlerini halledebiliyor. Hani Doğru. özellikle çoğu coğrafyada diyelim. Anladım.
Kitap önerisi soranlar var. Güzel. Kitap ne konuda ama mesela hani networking'e Networking spesifik mi? olabilir. Evet. Bence hani herhalde buradaki zaten herkes biliyordur ama Google SRE Book ve hani bunun devamı olan bir ikincisi var. Ve SRE Workbook. Workbook değil mi? Hani bunlar çok temel kitaplar. Hani bunu bu kanalı izleyen birinin eğer okumadıysa öncelikle okuyacağı şeylerden biri bence bu kitaplar olması lazım. Daha sonra hani ortalıkta hani O'Reilly'nin falan 1.000 tane Network Engineering, Network Automation kitapları var. Eğer bu alanlara ilgi ve ihtiyaç varsa O'Reilly'nin kitapları olabilir. Açıkçası hani her yerde var kaynak. Yani hani networking, Cisco Press'in var, Cisco'nun Juniper'ın var. Hatta yine şey diyeyim. bu networking protokolleri en azından nedir, ne değildir diye merak edenler varsa şeylere bakabilir. Cisco'nun ve Juniper'ın özellikle bu sertifikasyon tracklerindeki self-study kitapları var. Juniper'ınkinin adı neydi? JNCIA olabilir. JNCIA bayağı introduction level. Ama en azından hani bir temel TCP/IP ve de sonrasında şu işte BGP diye bir protokol var. ISIS diye bir protokol var. Bunlardan bahseder. Sonrasında bunlara deep dive edecek. Yine bol miktarda kaynak vardır. Zaten hepsinin RFC'si açık şeyler. RFC'ye bakılabilir. İnternette çok kaynak vardır açıkçası. Ya şeyle alakalı çok fazla soru geliyor. CCNA işte sertifikaları falan işte mesela Google'da çalışan işte network engineer'ların sertifikaları var mı? İşte ne bileyim ya da data center sertifikası alsam Cloudflare'de çalışabilir miyim gibisinden. Şöyle yani bunlar tamamen useless değil. Özellikle hani gündelik yaşamında bu konularda çalışmıyorsan ama öğrenmek istiyorsan faydaları olabilir. Ama gündelik hayatında sen bir networking ortamında çalışıyorsan özellikle CCNA bence çok basit bir seviye. Ve de Cisco'ya çok spesifik teknolojiler üzerinden konuşur. O yüzden ben genellikle Cisco'yu önermem ama mesela Cisco'nun da en ileri seviye sertifikasında CCIE diye bir tane level'ı vardır. Artık bunlara çalışan insanlar bir şekilde onlara çalışırken kendi yaptıkları araştırmayla ciddi seviyede bilgi birikimine sahip olurlar. Mesela hani bunlar günümüzde hiçbir büyük şirkette bir ciddi requirement olmaz ama o süreçten geçerken edindiklerinin faydası kesinlikle olur. Ya o zaman bir şey gibi benim Kubernetes admin neydi? Kubernetes şeyi var. Aynen. Admin sertifikası var onun gibi. Yani benim hiç Aynen. Hani bilmiyorum nedir ama ihtiyacım da olmadı kesinlikle gibisinden. benim de mesela hiçbir sertifikam yok. Evet. Ve de olmadan da Google'a gittim. İşte bugünlere geldik bir şekilde. Hani bence bu işin doğrusu yanlışı yok. Ama hani bir hard requirement kesinlikle değil. Ama ben de mesela hani CCIE kitabını açıp çalışmışımdır. Özellikle MetaXAN'dayken falan bunları yapmışımdır. Bir şeyler öğrenilir. Özellikle oradan gördüklerinin üzerine biraz daha derinlemesine araştırma yaparken ciddi seviyede bilgi birikimi Yani o katarlar. zaman şey gibi aslında alaylı olarak da yapabilirsin network Ke engineering'i. kesinlikle. Aha. Mantıklı. Tamam. Ve de bu aslında networking'e spesifik değil. Bence SRE'deki herhangi bir SRE rolünü alaylı olarak yapabilirsin. Hani. Zaten Google'a bakarsan SRE organizasyonundaki insanların bilmiyorum ben de %25'inden azı CS background'dur. Fizikçisi vardır, Tabii. elektronikçisi vardır, Matematikçisi var. derecesi olmayanı Evet. vardır, matematikçisi vardır. Aynen hani bunlar da alaylılık çok yaygın. Evet. Aslında şeyi sormadık. Ya bu aslında bence son olarak güzel bir soru olabilir de ya da bir tane daha sorum olacak sonrasında. Ya bu hani infrastructure'ı deklaratif olarak yönetiyoruz dediniz ya infrastructure as code sistemlerini. Burada off the shelf şeyler mi kullanıyorsunuz? Burada Yoksa oturup mesela kendi işte source of truth'larınızı, kendi işte actuator'larınızı falan mı yazıyorsunuz? ikisini yapan yerlerde var. Özellikle bunlardaki off the shelf şeyler Salt, Ansible, diğeri neydi? Chef, Puppet gibi sistemler var. Telefon, evet. Terraform. Bunlar var off the shelf. Ama mesela Cloudflare çok ilk kurulduğu günden beri Salt'a heavy investment yapmış. Hani bütün infrastructure neredeyse Salt'la yönetiliyor.
Ama bir diğer yandan Uber de kendimiz yazdık. Microsoft kendi yazdı. Google her şey in-house. O Evet. zaman zaten öyle bir şey yoktu hani. O yüzden yerine göre değişiyor ve de bunlar az çok birbirine converge eden sistemler. Hani yine birbirlerine göre spesifik artıları eksileri, spesifik ortama göre artıları eksileri olabilir ama hepsi belli bir ortamda çalışabilir. Dolayısıyla bence de yine burada bir doğru yanlış olacak bir şey yok. İsterseniz bu tür yatırımı yapabilecek bir bilgi birikimi varsa çoğu zaman sıfırdan yazmanın avantajlarını gördüm ama çoğu zaman da bu feasible olmayabilir. Değilse işte bu Salt ve Ansible'a bakılabilir hani. Ha, evde denemeyin diyorsun kendiniz Aslında yazmayı. biraz özellikle evde deneyin yani bu tür Evet, şeyleri doğru. Production'da production'da denemeyin evet. böyle bir şey olmuştu bir kere 2000, ben hiç unutmuyorum. 2020 falan galiba. Google bütün şeylere, load balancer'lara empty config push etmişti abi. Search dışındaki her şey down olmuştu yani. O hiç hatırlamıyorum ya. Böyle bir 2020 bile yani recent bir olay. güncel gene ha. 2019 belki öyle bir Hiç şeydi. hatırlamadım. Böyle şey yapmışlar. Bütün L7 load balancer'ı Maglevleri Maglev aynen. Bütün mi? hep empty config compute Evet ediyorlar. Hepsini basıyorlar ve her yer aynı anda yavaş yavaş kapanıyor. mesela hani buna Evet. örnek şey de vardı. Hatırlarsan Facebook bir güne yakın down olmuştu. Ne zamandı ya? Çok eski olması lazım Değil ya. değil. Bu da yine yani 2020 sonrasında olması Hadi lazım ya. ya. Ve de hani geride kaldıramamışlardı. Ha. Ve de bunun tamamı bir backbone router'a push edilen bir konfigürasyonun yanlış Yayılması. gitmesi ve etrafa yayılmasıyla olmuştu. Hani 24 saat boyunca Facebook down'lu Unutmuşuz ya. Covid'de her şey hatırlarsın gitti galiba. Peki şey son olarak sorayım. Türkiye'de takip belki. ettiğin bu alanda düzgün işler yapan şirketler, kaynaklar var mı? Güzel soru. Bu zor soru Türkiye'de çünkü ben zor soru. Yani evet. Türkiye'de açıkçası düşünüyorum. Galiba yok. Hani Türkiye'de güzel belki servisler, uygulama seviyesinde şeyler var ama altyapının bu kadar derinlerine inecek ve de networking ile uğraşan yok. Bildiğim hiç yok açıkçası. Anladım. Tamamdır. O zaman geldiğin için çok teşekkür ediyorum Uğur. Var mı eklemek istediğim şey? Sanırım yok. Ben de özellikle teşekkür ediyorum cidden. Zaten Ahmet'in kanalı bence ben kariyerimin başlarındayken olsa çok işimize yarayacak bir şeydi. O yüzden hani bence izleyiciler baya şanslı. Ben de burada olmaktan memnun oldum. Sanırım bir şeyde görmüşsünüzdür. Discord kanalında ve Twitter'da. Oradan eğer spesifik bir sorunuz varsa, konuşmak istedikleriniz olursa Twitter'dan, Discord kanalından ya da e-mail'dan ulaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bilgi vermek isterim bu konularda ilgisi olanlara. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da izledikleri için çok, çok teşekkür ediyoruz. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.